arkadaşlar, bugün sizlerle Pac-Man oyununu en baştan yapacağız. Kodlarını yazacağız, sahnelerini planlayacağız. Pac-Man oyununda biliyorsunuz bir tane Pac-Man'imiz vardı, yemlerimiz vardı. Bu yemleri yiye yiye gidiyordu. Eğer istediğimiz puana istediğimiz sürede ulaşırsa ve hayaletlerden herhangi bir tanesine dokunmazsa kazanıyordu. Biz de bunu yapacağız aslında. Kazanırsa şöyle bir kazandı sahnesi oluşturacağız. Eğer kaybederse de, şurada mesela hayalete değdiğinde kaybediyor. Bir tane kaybetti sahnesi oluşturacağız. Basit bir şekilde yapacağız bunları ama birden fazla adım içerdiği için videoyu birkaç parta bölebilirim. Çünkü burada hayaletlerimiz var, yemlerimiz var, sahnenin tasarımları var. En az 3 sahne tasarımı yapmamız gerekecek. Bununla birlikte Pac-Man var ve Pac-Man'e hareket kazandırma ve skorları nasıl yazacağız, hangi koşullara bağlayacağız bunları belirlememiz lazım. Daha sonra sahnelerimizi tasarlayabileceğiz. O zaman hadi bizler Pac-Man oyunuyla başlayalım. Şimdi Pac-Man'de kafa karışıklığı olmasın diye ben hem şöyle bir göstereyim. Tam olarak hani bu renkleri kullanmayacağız belki ama bu sahnelere yakın bir sahne oluşturacağız. Bu sahneleri oluştururken de hem kafa karışıklığı olmasın hem de yol göstersin diye şöyle bir liste hazırladım. Ve bu listeye bağlı olarak da sahnelerimizi oluşturacağız. Tabii önce sahneyle başlamamız gerekiyor. Arkada bir arka fonu olan ve gördüğünüz gibi şurada yiyenleri olan, bu yemekleri yiyen bir tane Pac-Man'imiz var. Bir de hayaletlerimiz var. Onları yerleştireceğiz. Buradaki en büyük sorunlardan bir tanesi şuradaki yemleri yerleştirme işi olacak aslında. Bu yüzden ilk önce onlarla başlayacağız. Önce yemleri yerleştireceğiz. Akabinde arka planı tasarlayacağız. Sonra diğer alanlara geçeceğiz. O zaman hadi ilk olan Pac-Man sahnesiyle başlayalım. Pac-Man sahnesinden önce şuradaki sarı noktalar dediğimiz yemlerimizi önce sahneye bir yerleştirelim. Daha sonra bunları çoğaltalım ve sonra da sahnemizi oluşturalım. Sahnemize geri geldim, kuklalarıma geldim. Şunu bir sileyim. Yem olarak kullanacağım kuklam bir top kuklası kullanabilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir kuklayı aslında kullanabilirsiniz. Ben şu top kuklasını kullanacağım. Sarı renk benim için uygun olacaktır. Boyutunu küçültüyorum. 25 olarak ayarlıyorum. Küçük kalsın. En üstte şuraya da yerleştiriyorum. Şimdi bundan bütün sahne boyunca olacağından dolayı biraz fazla yapmam lazım. Fazlaca oluşturmam gerekiyor. Boşluk tuşuna basıncayı alıyorum. Öncelikle şunu bir yerini belirleyeyim. İlk nereden başlasın? İlki mesela şöyle hafif bir aşağıya indireyim. Şu noktadan başlasın diyelim. İlkinin konumu bu olsun. Daha sonra bunun ikizini oluşturacağım. Daha önce kontrol bloklarında gördüğümüz ama hiç kullanmadığımız bir özellik olacak. İkizini oluştur dediğimde bu kuklamın aynısından bir tane daha oluşturacaktır. Ama ben bu kuklamdan birkaç tane oluşturmak istediğimden dolayı bunun ikizini de birazcık değiştireceğim. Hadi o zaman şunu şöyle 218'e mesela 154 gibi bir şeyle değiştirelim. Tam sayısal olarak denk gelsin diye 218'e 154 olarak yerleştirdik. Bu noktadan bütün ekranda istediğimiz için şuradaki görselde yer aldığı gibi düşünün. Ve her noktaya yerleştirmek çok zor olduğu için bunu otomatik halde kendini yerleştirmesini istiyoruz. Şöyle yapacağım. İkizini oluşturu kullanacağım. Örneğin şuradan hemen bir ekran alıyorum. Bunu deneme yanılma yöntemiyle de bulabilirsiniz. 12 defa diyeyim. Kendimin ikizini oluştur. Yani şu yuvarlağın ikizini oluştur diyorum. Ve bunu daha sonra mesela her seferinde yan tarafına yerleştirsin. X'de bir sonraki konuma yerleştirsin. Mesela her seferinde X'de -218'de 40'ı ekleyeceğim. 180'lere inecek. Daha sonra 40'ı 140'lara -140'lara inecekse ki de yerleştirecek. Hemen bir deneyelim. Evet, gördüğünüz gibi şunu yapacak aslında. Benim istediğim de tam olarak bu olacak. Şimdi ekranımıza yerleştirdik ama tabii sadece bu kadarla yetmiyor. Çünkü X'de yerleştirdiği gibi aşağıya doğru Y'de de yerleştirmesi gerekiyor benim için. Şunu şöyle mesela 11 yapalım. Tamam, birazcık daha iyi oldu. 11'de en azından yan yana yerleştirdi ve açıkta hiçbir şey kalmadı. Şimdi X'de 40'a yerleştirdiğimize göre bir de Y'yi yerleştirmemiz lazım. Şöyle yapalım. X'i 40'a yerleştirdikten sonra yeniden en baştaki X'e gitsin. Yani bu X ne olacak? Bu X
Eksi 225 koordinat düzlemini düşünün lütfen. Koordinat düzleminde en uç nokta eksi, şöyle yapalım, eksi 225 noktasıydı. Eksi 225'e gitsin. Ve yine aşağıya, bir aşağıya inecek. Y'yi de eksi 40 olarak değiştirelim. Bir aşağıya insin. Yine ekranınıza göre bu eksi 40'ları artı 40'ları değiştirebilirsiniz. Bunu kaç defa yapsın? Bunu da şimdilik şöyle atıyorum. Yine değişiklik yapabilirim. Şimdilik 9 kere yapsın diyeyim. Boşluk tuşuna bastığımda yerleşim gerçekleşiyor. Tek fark şu yukarıdaki kısım olacak. Şöyle yapalım. Hepsi 2-218'den başladığı için şunu da -218'den başlatayım. Yeniden bir alalım. Tamam. Şurada gördüğünüz gibi bir tane nokta eksik kalıyor gibi. Bakın şu en kenarda bir noktanın eksik kaldığını görüyoruz. O zaman x de 11 değildi. 12 olarak belirteyim. Durduruyorum, basıyorum. Tamam, 12 de tam nokta. Tamam, bütün ekranımda artık yemeklerim oluştu gördüğünüz gibi. Eksi 218'den y'de 140'a kadar. İsterseniz şu 154'ü de değiştirebiliriz. Diyelim ki bunu da 160'dan başlatalım. Yeniden bir başlatalım bakalım. Güzel. Ekranıma gayet güzel bir şekilde yemler geldi. Şimdi ilk etapta tabii her seferinde bunları boşluk tuşuna basınca yeniden gelmesini istemiyorum. Bunları ben ilk etapta şöyle gizleyeceğim. Ama bunları blokların içerisine atacağım. Bunlar yemek diyeyim ve ekranı yenilemeden çalıştır diyeceğim. Yani ekranda herhangi bir yenileme olmadan çalıştırmasını istiyorum. Bakın bunu şöyle yemeğe attım. Daha sonra boşluk tuşuna bastığında yemeği çalıştır. Bununla birlikte de ikiz oluşturulduğunda, şu an çünkü görünür olmaz. Hemen size göstereyim. Gizlen dediğim için bakın arkada aslında yerleştiriyor. Şuradaki X ve Y'den görebilirsiniz. Yeniden çalıştırıyorum. Yerleştiriyor ama ben buraya gizlen dediğim için görünmüyor. Nasıl görünür haline getireceğim? İkiz olarak başta, ikiz olarak başladığında da görünür hale getir diyeceğim. Hemen basıyorum. Evet, süper. Görünür hale getirdi. Arka planda bu şekilde çalışacak. Ben boşluk tuşuna bastığımda otomatik olarak sahnemin çalıştığını göreceğiz. İşte ikiz olarak başlat, kendimin ikizini yarat da aslında tam olarak bu işe yarıyor. Tamam, bunu oluşturduğumuza göre şimdi yapmamız gereken şey ne? Artık arka planımızı yerleştirebiliriz. Kendimize özel bir arka plan oluşturacağız. Boyayacağım arka planı. Arka planı şu şekilde yapmak istiyorum. Öncelikle arka plana komple bir siyah zemin yapayım. Şöyle arka planım komple bir siyah zemin olsun. Normal şuradan çıkayım şöyle daha rahat görebilmem için. Daha sonra ben buralara engeller yani duvarlar yapmak istiyorum. Bu duvarın rengini de siyahla birlikte daha rahat seçilebilsin diye mor rengi seçmek istiyorum. Şöyle koyu bir mor seçebilirim. Koyu bir mor seçiyorum. Yapmam gereken ilk şey duvarların etrafına mor renkli bir duvar örmek olacak. Çünkü bu mor renkli duvar sayesinde pekmenim benim hiçbir şekilde dışarıya çıkamayacak. Şöyle gördüğünüz gibi hemen bunu CTRL-C ve CTRL-V ile kopyalayıp şu tarafa doğru getiriyorum. Yine bunu CTRL-C ve CTRL-V ile birlikte kopyalayıp hemen şöyle döndürüyorum ve yukarıya da yerleştiriyorum. Tamam, etraftaki duvarlarımı yaptım. Bu duvarlara neden ihtiyacım var? Pac-Man hareket ederken eğer bu duvarlara değdiğinde geri gelecek. Yani duvarların dışarısına, sahnenin dışına çıkamayacak. O yüzden var. Bir de içinde duvarlar yapmam gerekiyor. O içindeki duvarları da yine aynı şekilde yerleştireceğim. Şöyle yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane oluştuğuna göre 6 kısmı yapacağım. İlk 6'sını. Daha sonra onların hepsini kopyalayıp tam tersinde bir döndürme işlemi yaparak daha kolay hale getireceğim. Şöyle hemen yapayım.
Bir tane zaten ekledim. Şimdi bunun döndürme işlemini gerçekleştireceğim için şunlar bana sıkıntı çıkartmasın diye şimdi şu kenarları bir kaldırayım. Hatta şu siyah olan kısmı da bir kaldırayım. Döndürme işlemini göstereyim en basit şekilde size. Şöyle hemen kopyalayayım. Kopyaladıktan sonra CTRL-C, CTRL-V ile yapıştırayım. Sonra yapışmış olan bu kısmı döndürüp şöyle şu tarafa doğru çekeceğim bu arada. Şöyle çekip yerleştireyim. Tam yerleştirdiğinden emin olayım. Tam yerleştirdiğimizde neredeyse aynı enlemler, aynı boylamlara gelecektir. Bakıyorum. Evet. Şöyle yerleştirebilirim. Evet. Tam olarak yerleşti. Gördüğünüz gibi şöyle yeniden göstereyim size. Gördüğünüz gibi yerleşti. Otomatik olarak kendiliğinden bir sahnemiz oluşmuş oldu Pac-Man için. Şimdi bunlara biraz önceki duvarları da ekleyelim. Şu şekilde küçük bir duvar ekliyorum. Aynısını alıyorum, aşağıya ekliyorum. Bu duvarlar benim için önemli. Yine yan tarafa bir duvar ekliyorum. Aynısını alıyorum ve diğer tarafa yeniden ekliyorum. Gördüğünüz gibi yanlarına da duvarlar eklenmiş oldu. Şöyle siyah renkle dolduruyorum. Şu an tabii öndeki arkaya, arkadaki öne gitti. Hemen bunu bir ayar yapacağız. Şu yukarıda gördüğünüz ayarlardan yapabiliyoruz. Örneğin şunu geriye al diyeyim. Gördüğünüz gibi sahnemin en gerisini aldı. Öne almak isterseniz de seçenekleri kullanabilirsiniz. Güzel. Şu an sahnemi oluşturmuş oldum. Hem de sadece bir tane yemek yaparak ve bu yemekleri full kodlayarak oluşturmuş oldum sahnemi. Bu benim ilk sahnem olacak. Arka planlara geliyorum. Kostümlerden şuna ana sahne diyorum. Bu benim için önemli sahnelerden bir tanesi. Çünkü ana sahnem bu olacak. Şimdi kuklalarıma geri geleyim. Ben şu anda neyi oluşturdum? Hemen şuraya geliyorum. Sahnemi oluşturdum. Sahnemle ilgili herhangi bir sıkıntım kalmadı. Bu ana sahnem olacak. Sarı noktaları oluşturdum. Görünür hale getirdim. Pac-Man dokunduğunda kaybol kısmı var. Bunları henüz Pac-Man'i eklemediğim için oluşturmadım. Şimdi sahnelerimden oluşturmam gereken bir tebrik, bir de kaybettin sahnesi var. Hemen yine şuraya geliyorum. Tebrik sahnesine ve kaybettiğiniz sahnesinde bir yapalım. Arka planlara gelelim. Ekleme diyelim. Dekor kütüphanesinden iç mekanlarda parti vardı. Şu partiyi alalım. Şimdi bu parti olduğunda tebrikler yazmak istiyorum. Metin kutusunu aldım. Tebrikler kazandınız dedim. Şuraya şöyle aşağıya yerleştirdim. Buraya ise havai fişekler yerleştireceğim. Bunun için de şuradaki kuklaları kullanacağım. Evet, şu kuklayı kullanacağım. Firebox kuklası. Şimdi bir tane Firebox ekledik. Bu havai fişeğin ara ara yer değiştirmesini istiyoruz. Hatta birkaç tane olmasını istiyorum. Bu arada da görünümü değişecek. Ama tabii boşluk tuşuna basılınca diye kalmayacak. Haber salı kullanacağız. O da mesela kazandıysa eğer boş koşul cümlesinde haber salacak ve bu ekrana geçiş yapacak. Bu ekran ne ekranı olacak? Bir kere arka planı olarak biz şuradaki arka planı kullanacağımız için görünümden haber salındığında, yani evet başardı, evet kazandı haberi salındığında önce bizim şu... Pardon, kılını değil, sahnemizden
sahnemizden parti sahnemize geçecek. Yani önce bu sahnemize geçecek. Daha sonra bir tane şu fireworks dediğimiz havai fişek belirecek. Bunun da ilk belirleyeceği yer neresi olsun? Şuradan konumunu biz kendimiz seçelim. Artı 150'ye 16'da olsun mesela. Bakın boşluk tuşuna basacağım. Tamam. Daha sonra bundan birkaç tane daha istiyorum ben. Birkaç tane daha olsun. Birkaç tane daha ekleyip onlara tek tek kod yazmayacağım. Zaten ikizini oluşturmayı öğrenmiştik. Mesela iki tane daha sahneye ekleyeceğim aynısından. Bunun için kontrol bloklarından geliyorum. İki kez tekrar ediyorum. İki kez neyi tekrarlayacağım? İki kez kendi ikizimi oluşturmayı tekrarlayacağım. Aynısından iki kez kendi ikisini oluştur. Peki nereye koyacağım? Bakın bu x'de 150'de biraz şöyle gitsin. Bir 100 kadar gitse ya da 150 kadar gitse bence yeter olacaktır x'de. Eksi 150 kadar değiştir diyorum ve eksi 150'ye yerleştirmesini istiyorum. Şimdi bakalım. Boşluk tuşuna bastım. Güzel. Eksi 150'ye kadar yerleştirdi. Tabii bu kadar bizim için yeterli değil. Neden? Çünkü biz bir de bunun kostümleri var. O kostümlerin değişmesini istiyoruz. Şuradan hemen kontrol bloklarından sürekli tekrar et diyorum. Önce ana karakterimizin kostümünü değiştirelim. Ne yapalım? Görünümden sonraki kostüme geç diyelim. Pardon. Ana karakterimizin sonraki kostüme geç diyelim. Ve ne kadar zamanda bir geçmesini istiyoruz? Örneğin 0,5 saniyede bir. Şimdi bu ana karakterimizin, bir de bizim ikizlerimizin var. İkiz olarak başlandığında diyorum. Şunun aynısının kopyasını çıkartıp şuraya koyuyorum. İkizlerimizinkini de değiştir diyorum. Hadi bir deneyelim. Evet, herhangi bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi havai fişeklerimizi. İsterseniz tabii Y'de de değiştirebilirsiniz. Y'de başka bir yere de koyabilirsiniz. Güzel bir tebrik sahnesi oluşturmuş olduk. Şimdi şunu çıkartıyorum çünkü boşluk tuşuna basınca olmayacak bu. Haber salı kullanacağım. Bu benim ikinci tebrik sahnem oldu. Şuraya yine de tebrik yazayım unutmamak için. Şimdi bir arka plan daha ekliyorum. Neden? Bir de kaybederse kullanacağım bir dekor olacak. Kaybederse hangi dekoru kullanayım? Şu colorful'ı alayım bir. Kaybettiğindeki dekoru oluşturalım. Şunu bir gösterme yapalım. Ekle diyelim. Buradan istediğiniz herhangi bir kuklayı ekleyebilirsiniz. Ben hayaletler onu takip ettiği için şurada bir tane hayalet karakteri var. O hayalet karakterini sahneye almak istiyorum. Sahnem boyunca da hareket etsin istiyorum. Öncelikle hemen şuna basayım. Boşluk tuşuna basınca, her ne kadar boşluk tuşuna basınca diyorsam da bunda da haber salı kullanacağız. Bu da kaybetti. Haberi salındığında olacak. Boşluk tuşuna bastığında sürekli tekrar et diyorum. Öncelikle görünümünden sonraki kostüme git. Ne kadar zamanda bir gitsin ya da şöyle yapayım. Hareketini rastgele bir konuma getireceğim için bir saniyede rastgele bir konuma gel. Sonra kostümünü değiştir diyorum. Boşluk tuşuna basıyorum. Güzel. Bu da iyi oldu. Şunu da şöyle yapalım. Üzgünüm kaybettin desin. Hatta seni yakaladım bile diyebilir. Buna da bir ses ekleyelim. Ups sesini ekleyelim. Yenildiğinde de bu çalsın. Ghost'a geri geliyorum. Seslere geliyorum. Şöyle yapalım. Hatta isterseniz sürekli tekrarların içerisine atalım. Rahatsız edici. Birkaç kez tekrarladıktan sonra da, hatta sürekli tekrarla demeyelim. Şöyle yapalım. Birkaç kez tekrarlasın. Mesela 10 kere kadar tekrarlasın. Ondan sonra 10 kere tekrarladıktan sonra da oyunu durdursun. Yani bütün oyun tamamen. Evet, 10 kere tekrarladı ve oyunu durdurmuş olduk. Yine bu boşluk tuşuna basılıncı olarak kalmayacak. Ha, bu arada şeyi de koymalıyız buraya. Onu unuttum. Arka planı da buraya yerleştirmeliyiz. Yani kaybedildi haberi salındığında önce sahnemizi colorful grafikte, arka taraftaki colorful grafik ile değiştir. Akabinde
sahnelerimizi oluşturduk. Hemen şuraya gelelim. Pac-Man sahnesini oluşturduk. Tebrik sahnesini oluşturduk. Kaybettin sahnesini oluşturduk. Artık yavaş yavaş Pac-Man'i alalım bence. Eklemeye başlayalım. Pac-Man'i eklediğimizde çünkü sarı noktalara ya da işte yemeklere geri geleceğiz demektir. Hadi Pac-Man'i eklemekle devam edelim. Ekle diyerek boya diyorum. Pac-Man'imizi kendimiz çizeceğiz. Hemen doldurduğum şöyle bir sarı rengi seçeceğim öncelikle. Birazcık daha şöyle açalım ve sarı rengi seçelim. Yuvarlağı aldım. Ortaya doğru bir tane yuvarlak çizdim. Bu birinci şekli olacak. Şöyle de büyüteyim. Birinci şekli olacak. Hemen şunun kopyasını çıkart diyorum. Aşağıya kopyasını çıkartıyorum. Ve şuradaki silgiyi seçiyorum. 15'ten birazcık daha küçülteyim değerini. Bir tane üçgen çizeceğim aslında. O da ağzı olacak. Evet, üçgenin de kenarlarını sildim. Şöyle görünecek yani. Bu birinci kostümü olacak Pac-Man'in. Bu ikinci kostümü olacak. Şuraya da kukla adına da Pac-Man olarak değiştiriyorum. Şimdi neler yapacağız? Birincisi Pac-Man'in kostümünü her seferinde değiştirmesini istiyorum ama arka plan olarak gördüğünüz gibi hala diğer arka plan var. O yüzden Pac-Man'e geliyorum. Boşluk tuşuna basıncayı alacağım. Boşluk tuşuna basılınca görünümden hemen benim geçmem gereken bir ana sahne vardı. Ana sahneye geçeyim. Diğer bütün her şeyi gizlemem gerekiyor. Şunları şimdilik şöyle gizli yapayım. Ana sahneme geçtim. Zaten ana sahnenin dekoruna geçtiğimde otomatik olarak yemlerim de geliyor. Pac-Man'im gördüğünüz gibi kocaman kaldı. Hemen bunun rengini bir şey boyutunu bir değiştireyim. Bakalım 25 yapalım. 25 yaptığımızda bir tık daha küçük yapabiliriz. 20 yapalım. Tamam, daha uygun, daha iyi. Aralara girebilir istediği gibi. Aralara girip aralardan çıkabilir. Güzel. Şimdi ana sahne dekorunu seçtim. Ana sahne dekorundan geldim. Pac-Man'imi de seçtim. Ana sahne dekorundan sonra boşluk tuşuna basıldığında sürekli tekrar et diyorum. Neden? Kostümünü sürekli değiştirmesini istiyorum. Şuradan sonraki kostüme geç diyorum ve olaylar kontrol bloğundan işte 0 mesela 0.3 saniye gibi olsun. Güzel, bir problem yok. Gördüğünüz gibi sahnemizde çalışıyor. Durdurdum. Bunu yaptım. İsterseniz ses de ekleyebilirsiniz bu arada Pac-Man'e. Boşluk tuşuna basıldığında, yani sahne başladığında aslında. Hemen bakalım Pac-Man'le ilgili kostüm yarat, seslendirme yap. İsterseniz seslendirme yapabilirsiniz. İkincisi, şimdi bir hareket sağlayacağız. Şu an gördüğünüz gibi hiçbir hareketi yok. Herhangi hiçbir şey yapamıyor. Ben buna hemen hareket sağlayayım. İstediğiniz herhangi bir klavye tuşunu kullanabilirsiniz, mouse'u kullanabilirsiniz, mouse'u da sürükleyebilirsiniz. Ben klavyenin tuşlarından yapacağım. Özellikle bu ok tuşları var. Yukarıya aşağıya ok tuşlarıyla kontrol edilebilir hale geleceğim. O yüzden şöyle yapıyorum. Yukarı ok tuşuna basıldığında, Pac-Man'imin önce yukarıya doğru, yukarı yönlü bakmasını istiyorum. O yüzden 90 yönünde şöyle hemen yukarıya doğru, 90 yönünden yukarıya doğru baksın. Yukarıya doğru gideceği için Y'de bir değişiklik yapmam gerekiyor. 1 olarak değiştireyim Y'yi. Bakın her seferinde evet, sıkıntı yok. Hemen kopyasını çıkart diyorum. Aşağıya koyuyorum. Aşağı ok tuşuna bastığında önce yönü aşağıya doğru dönsün. Daha sonra Y'de -1 değişsin istiyorum. Boşluk tuşuna bastım. Tamam. İsterseniz daha hızlı hareket etsin diye şunu da yapabiliriz. Artı 2, eksi 2 de yapabiliriz. Bu sefer birazcık daha hızlı hareket edecektir. Şöyle göstereyim. Daha hızlı hareket edecektir. Hemen kopyasını çıkartıyorum. Geldim şuraya. Ne var? Sağ ok var. Sağ ok için önce bir sağa dönsün. Daha sonra artık X'te bir değişim yapacağımız için X'i artı 2 olarak değiştirelim. Hemen sağa da deneyelim. Güzel. Kopyasını çıkarttım. Bir de sola ok var. Onun için de tam tersi yöne dönecek. Ve o da eksi 2 kadar değişecek. Tamam. Harekette sıkıntı yaşamıyoruz şu anda. Şöyle küçültelim. Şuraya koyalım. İsterseniz Pac-Man'imizi bir tık daha küçültebiliriz. Mesela 15 olsun. Aralardan daha rahat hareket etsin diye.
Daha küçük olursa daha rahat hareket sağlayabiliriz. Tamam. Şimdi ok tuşunda yaptık. Yani hareket yönlerini verdik. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir husus daha var. Nedir bu husus? Gördüğünüz gibi şu mor noktalar aslında duvar. Ama şu an benim pekmenim bu duvarların içerisinden geçiyor. Ama ben bu duvarların içerisinden geçmesini istemiyorum. O zaman buraya da bir kod yazacağız demektir. Yine ben boşluk tuşuna basılınca başlattığım için hemen sürekli tekrarladan şunu yapıyorum. Bir algılama yazacağım. Eğer pekmenim algılamadan rengine değdiyse, hangi renge değdiyse, şuradaki mor renge değdiyse, mor renge değdiyse duvara geçemesin. Hatta şöyle yapalım, duvara geçemediği gibi bir de birazcık geri gelsin. Mesela -7 adım geri gelsin. Bunu birazdan düzenleriz. Bakalım hemen. Bakın, pekmenimi görüyorsunuz. Evet, duvarlardan geçemiyor. Hatta sınırdan da geçemiyor. İster istemez duvar sınırlarının arasında kalıyor. Hatta buna şey bile diyebiliriz. Yanlışlıkla duvara değerse -1 puan alsın. Her seferinde puandan biraz az alsın bile diyebiliriz. Bu şekilde de gerçekleştirebiliriz kodumuzu. Güzel. Şimdi neler yaptık? Yönümüzü belirledik. Aşağı yukarı ok tuşlarını. Hemen akabinde de boşluk tuşuna basılınca rengine değdiğinde, yani şu duvarlara değdiğinde duvarları geçemesin ve eksi adım atsın diye yazdık. İsterseniz bu -7'yi 5-6 istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Biraz deneme yanılma yöntemiyle bile yapabilirsiniz. Bloklarınızın büyüklüğüne bağlı olarak. Bu da tamamsa hadi listemize bir tik daha atalım. Güzel. Şimdi ne yapacağız? Sarı noktaları yediğinde skoru 5 arttırsın var ve pekmen dokunduğunda kaybolsun var sarı noktalara. Her ikisini de yapmamız gerekiyor. Şimdi sarı noktalara geliyorum. Görün olduktan sonra şöyle yapacağım. Sürekli tekrar et diyeceğim. Eğer algılama bloklarından değdiyse, neye değdiyse, pekmene değdiyse. Eğer pekmene değdiyse ne olacak? Kaybolacak, gizlenecek. Hemen boşluk tuşuna basıyorum, durdurup boşluk tuşuna bastım. Yerleşti, güzel. Şimdi şöyle gidelim. Gördüğünüz gibi hop. Yedikçe gizlendiğini görüyoruz. Tabii bununla da bitmeyecek. Ne yapacak? Gizlenecek ama bir de her seferinde bir skor oluşturacak. Tamam diyeyim. Skorumu 0 yaptım. Skorumu 0 yaptıktan sonra her seferinde bu skoru gizlensin ve skorumu 5 değiştirsin. Durdurdum. Başlatıyorum. Evet. Geri döndüm. Yedikçe gördüğünüz gibi skorumun değiştiğini göreceksiniz. Boşluk tuşuna bastım. Şimdi boşluk tuşuna bastıktan sonra şöyle yapayım. Her seferinde skorum sıfırlansın. Şöyle her seferinde skorum da sıfırlansın. Aksi takdirde skorum her seferinde kaldığı yerden devam edecek. Boşluk tuşuna basıyorum. Güzel. Herhangi bir problem yok. Skorumu da sıfırlamış oldum ve skorum oluşmaya başladı. Güzel. Hemen ben listeme geri geliyorum. Checklistime bakalım. Pac-Man kayboluyor. Evet. Ve altta Pac-Man'de sarı noktaları değdiğinde skor 5 artsın var. Evet, bu da 5 artıyor şimdi. Burada yapmamız gereken lakin bir ayar daha var. Gördüğünüz gibi boşluk tuşuna bastığında pekmen olduğu yerden devam ediyor. Ama biz bunu istemiyoruz. Her seferinde bir yerden devam etsin istiyoruz. Ve noktalara değmeyecek bir yer olsun istiyoruz. O yüzden biz gelin bu pekmeni tam şu aradan başlatalım. Yani pekmen doğrudan aradan başlasın. Onun için de pekmenin üzerine geliyorum. Zaten ana sayfa yüklenecek diye bir kodum vardı bakın. Ve kostüm değişikliği kodum. Pac-Man boşluk tuşuna bastığımda şu konuma gitsin. Her seferinde bu konumdan başlasın diyorum. Hadi deneyelim. Evet, aşağıya doğru geldim. Biraz yiyelim. Skor oluşturalım. Tamam, skorumuzu oluşturduk. Diyelim ki bitti. Başlatıyoruz. Güzel. Geri Pac-Man kendi sahnesine geldi. Böylelikle en azından her seferinde baştan başlama işlemini yapmış oluruz. Aksi takdirde kaldığı yerden devam edecektir. Şunu da şöyle alalım. Sahneleri birazdan küçülteceğim. Şimdi büyük bir şekilde görün diye küçültmek istemiyorum. Şöyle hepsini tek tek şuraya alayım. Şunun boşluk tuşuna basılıncası gitmiş. Pardon.
Şöyle alayım. Tamam. Şimdi yön tuşlarını yaptık. Sahnemizi oluşturduk. Rengine değdiğindeyi de aldık. Şu an herhangi bir problemimiz kalmadı gibi. Ne yapacağız? Şimdi öncelikle hayaletlerimiz olacak. Hayaletlerimize ekleyeceğiz. Onların kostümlerini hazırlayacağız. Random bir hareket vereceğiz. Akabinde ise artık skor değişikliği ve kazandığın ekranı ve kaybettiğin ekranına gitme olacak. Daha sonra varsa hatalarımız, küçük küçük hatalarımızı temizlemeye başlayacağız. Bunları ise bir sonraki videoda devam edelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.